bütün Aydın örgütümüze teşekkür etmek istiyorum. Aydın İl Başkanlığımız başta olmak üzere Merkez İlçe Örgütümüz, diğer ilçe örgütlerimiz ve Gençlik Kolları Başkanımız, Gençlik Kollarımıza teşekkür etmek istiyorum. Niye teşekkür etmek istiyorum? Türkiye'de yolsuzluğun, hırsızlığın kurumsallaştırılmaya çalışıldığı bir dönemde iktidarı elinde bulunduranların iktidar gücüyle hırsızlığı meşrulaştırmaya çalıştığı bir dönemde 17-25 Aralık arasındaki haftayı yolsuzluk haftası ilan ederek burada bütün baskılara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi binasından pankartı indirtmedikleri için, mücadele ettikleri için hala bu pankartlarda durduğu için hepsini kutluyorum. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, eskiden bizim bildiğimiz bir usul vardı. Bize okullarda öğretilen, bize annemizin, babamızın öğrettiği bir temel asgari ahlak ölçüsü vardı. Hırsızlık ayıptı. Hırsızlık yaparsa birisi, polis, savcı ve hakim onu kovalardı. Şimdi iş tersine döndü. Şimdi iş, hırsızlığın serbest olduğu, hırsızlığı takip edenlerin kovalandığı, yakalandığı, içeri atıldığı, hırsızlığı kınayanlara da hakim kararıyla yasaklar konulduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Böyle bir ülke demokratik bir ülke olamaz. Böyle bir ülke hukuk devleti olamaz. Aydın bu noktada 17 Aralık sırasında mahkemenin verdiği kararla Türkiye'de yargı tarihinde ne yazık ki bir başka kara leke olarak yer almıştır. 17-25 Aralık'ta 87 milyar dolarlık yolsuzluğun üzerine bir takibat yapıldı. Hatırlayalım. Bir sene önce devleti yönetenler başta dönemin başbakanın koruması kollaması altında bakanlar açıkça rüşvet ilişkisi kimi ilişkilerin içerisine girdiler ve bunlar birer birer ortaya çıktı. Dinleme kayıtlarıyla, mahkeme kararına dayalı kayıtlarla, tek tek delillerle birer birer ortaya çıktı ve biz tapelerden gece evlerdeki paraların kamyonlarla nasıl sıfırlanmaya çalışıldığını dinledik dehşetle ve ibretle. Ama ne yazık ki büyük bir yüzsüzlükle iktidarı ellerinde bulunduranlar emniyette, savcılıkta, mahkemelerde hızla bir operasyon yapıp hırsızlığı yapan, hırsızlığı kovalayan operasyon yaptı. Yani 17 Aralık sürecinden sonra Türkiye'de yaşananlar doğal akışında yürümedi hiçbir iş. Hırsızlar polisleri, savcıları, hakimleri kovalamaya başladı. Böyle bir ters süreç yaşandı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak 17 Aralık'ın birinci yıl dönümünde bütün Türkiye'de yolsuzluk haftası ilan ettik. Herkes yolsuzluğu biliyor. Bakın Aydın'da pamuk üreticisi artık para kazanamıyor. Mısır üreticisi para kazanamıyor. İncirin fiyatı yükselmesine rağmen rekolte düştü, para kazanamıyor. Zeytinin fiyatı yükselmesine rağmen rekolte düştü, para kazanamıyor. Tarım bitti, hayvancılık bitti, emekli bitti. Ama bu 87 milyar liralık yolsuzluk, İran'a ambargoyu delme karşılığında bu yolsuzluk, Türkiye'nin dış ihracatını ve dış ticaretini de engelledi. Bunu niye söylüyorum? Uluslararası piyasalarda İran'a ambargo vardı. İran sattığı doğal gazın parasıyla ancak başka ülkelerden ithalat yapabilirdi. O parayı İran'a sokmak yasaktı. Ne yaptılar? Türkiye'de bir çete kurdular. Bu çetenin başında dönemin başbakanı var. Bu çetenin başında hükümet üyeleri, bakanlar var. İşte bildiğimiz o kara kara gözlüklü burada pankartta astığınız, gösterdiğiniz bakanlar var. Bu ilişkiyle İran'ın aslında Türkiye'den narenciyi alarak, pamuk alarak, zeytin alarak,
incir alarak ödemesi gereken kendi parasını, doğalgaz parasını böyle ülkesine göndermesi gerekir iken 65 milyon dolar komisyon karşılığı, rüşvet karşılığı, bu bakanların aldığı rüşvet karşılığı Türkiye İran'a yapabileceği ihracattan mahrum kaldı. Hani şimdi diyorlar ya, halkın ne zararı var, vatandaşın ne zararı var diye zarar meydanda. Eğer bunu uluslararası ticaret kurallarına uygun yapmış olsalardı Türkiye 87 milyar dolarlık yasal ihracat yapmış olacaktı İran'a ve bunun karşılığında Aydın'ın çiftçisi, köylüsü, hayvancılık, Kars'ın çiftçisi, İzmir'in çiftçisi, Adana'nın çiftçisi Türkiye'nin tarımı para kazanacaktı. Oysa bunlar her zaman yaptıkları gibi çiftçinin cebine girecek parayı rüşvet olarak kendi ceplerine soktular. Daha fazlasını. Şimdi aradan bir sene geçti. Biz bu yolsuzluğu unutturmayacağız dedik. 7 tane para kasası bir bakan çocuğunun evinde niye çıkar? Bir banka genel müdürünün evinde ayakkabı kutusunda 3,5 milyon dolar para niye çıkar? Kurdukları haram düzeninin teşhir edilmesinden rahatsız oldukları için Cumhuriyet Halk Partisi'nin 17-25 Aralık arasındaki haftayı yolsuzluk haftası ilan etmesinden korktular. Dikkat ederseniz son dönemde özellikle yeni çıkan yargı paketi ve yeni gündemde meclis gündemindeki şu anda Ocak ayında görüşülecek iç güvenlik yasa paketi, yasa tasarısı açıkça iktidarın otoriter, faşizan yönetimini yerleştirmeye dönük yasa tasarılarıdır. Bu kanunlarla Türkiye sürekli olağanüstü hal altında yönetilmeye başlanacaktır. Artık bütün valiler fiilen bir olağanüstü hal valisi gibi yetkilerle donatılacak. Şu anda yapmaya çalıştıkları şey bu. Niye? Çünkü yolsuzluk ve hırsızlıkları o kadar had safhaya ulaştı ki artık bunları örtebilmenin tek bir yolu var. Baskı ve şiddeti artırmak. Önümüzdeki dönemde demokrasi ve hukuk mücadelesi yoğun biçimde devam edecek. Kendileri gibi düşünmeyen medya kuruluşlarına saldırılar yapacaklar. Artık sen anayasal düzeni değiştirmek istiyorsun diye medya kuruluşlarının ya da çeşitli şirketlerin gayrimenkullerine dahi el koyabilme imkanını getirdiler son yargı paketiyle. Türkiye çok hızlı bir şekilde faşist devletin yerleştiği, polis devletinin yerleştiği bir sürecin içerisinde. Ve buna karşı demokrasi mücadelesi, özgürlükler mücadelesi, hak mücadelesi devam ediyor.